25 Nisan sabahı müttefik savaş gemilerinin Türk mevzilerini sürekli vuran koruyucu ateşi altında Anzak Kol Ordusu'nun güçleri 1500 kişilik bir hücum dalgası botları ile saat 5 sıralarında Arıburnu kesiminde kaleye çıktı. Anzakların çıktığı noktada iyi donanımda yeterli sayıda bir Osmanlı gücü yoktu. Bu noktada kıyı gözetlemesi yapan bir Türk takımının direnişi vardı. Onlar bir karşı tedbir ateş açtılar. Karaya çıkan Anzak birlikleri belirli bir noktaya kadar ilerlediler. Diğer taraftan Bigalı'da hemen yakınında bulunan ordu yediği olan 19. Tümen 24-25 Nisan gecesi Jonk Bayırı yönünde tatbikat yapıyordu. Gün ağırırken Arıburnu yönünden top seslerinin gelmesi üzerine 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, ki o zaman henüz Yarbay, bir çıkartma yapıldığını anlayıp durumu ordu komutanına bildirdi. Ancak bir yanıt alamadı. Durum çok kritikti. Mustafa Kemal kıyıda çok zayıf gözetleme ve koruma birlikleri olduğunu düşünerek ve geniş bir sahile yayılmış olan 27. alayın da ağır kayıplar verdiği haberini alınca düşmanın Jonk Bayırı Koca Çimentepe çizgisi ve uzantısını ele geçirmesi durumunda onarılmayacak durumlarla karşılaşacağını kavradı. Ordudan emir gelmemiş olmasına karşın girişimi ele alıp tüm sorumluluğu yüklenerek 57. alayı bir batarya ile Koca Çimentepe yönünde harekete geçirdi. Kendisi de bu durumu izlemek üzere Jonk Bayırı'na çıktı. Baktı ki Arıborun kesiminden bazı askerlerin çekilmekte olduklarını ve düşman birliklerinin de bunları izlediklerini gördü. O anı Mustafa Kemal, Ruşen Eşref Ünaydın ile yaptığı görüşme sırasında şöyle anlatmaktadır. Bu esnada Jonk Bayırı'nın güneyindeki 261 rakımlı tepeden sahilin gözetleme ve korunmasıyla görevli olarak orada bulunan bir müfreze askerin Jonk Bayırı'na doğru koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm. Bu askerlerin önüne kendim çıkarak "Niçin kaçıyorsunuz?" dedim. "Efendim, düşman," dediler. "Nerede?" "İşte," diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Gerçekten de düşmanın bir avcı kuvveti 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve tam bir serbestlik içinde ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün. Ben kuvvetleri geride bırakmışım. Askerler 10 dakika istirahat etsinler diye. Düşman da bu tepeye gelmiş. Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın. Ve düşman benim yere gelse kuvvetlerim çok kötü bir duruma düşecekti. O zaman artık bilemiyorum. Bilinçli bir düşünmeyle midir? Yoksa ön sesi ile midir? Bilmiyorum. Kaçan askerlere. "Düşmandan kaçılmaz," dedim. "Cephanemiz kalmadı," dediler. "Cephaneniz yoksa süngünüz var," dedim. Ve bağırarak süngü taktırdım. Yere yatırdım. Aynı zamanda Jonk Bayırı'na doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile dağ bataryasının yetişebilen askerlerinin marşla benim bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir subayını geriye yolladım.
Bu askerler süngü takıp yere yatınca düşman askerler de yere yattı. Kazandığımız an bu andır. Gerçekten de çekilen Türk askerleri mevzi alınca karşı tarafta mevzi alıp duraklar ve sırtlardan geri çekilmek zorunda kalır. Böylece 57. Alay öncü bölüğünün Jonk Bayırı'na yetişmesi için gereken süre kazanılmış olur. İşte bu an Gelibolu Savaşı'nın kaderini belirleyen önemli anlardan birisidir. Bu husus Çanakkale Savaşları tarihiyle uğraşan Türk ve yabancı bütün uzmanlar tarafından doğrulanıp vurgulanmaktadır. Daha sonra Kolordu Komutanı Esat Paşa'nın izniyle 27. Alay'dan geri kalan birlikleri de emrini alan Tümen Komutanı Mustafa Kemal karşı saldırıya geçmek üzere 57. Alay'a şu emri verir. Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Siz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir. 25 Nisan 1915 günü vakit ikindiye yaklaşırken ilk çıkarma kademesi olan tümenin sahile çıkışı da tamamlanmıştı. Ne var ki 27. Alay'ın birlikleri ve 57. Alay'ın yaptığı karşı saldırı ile süngü hücumları sonucu Anzaklar çok sayıda kayıp verdiler ve sahile çekildiler. Gün batarken Anzak kol ordusunun sahile çıkan tümeni Arıburnu'nun Sarp, Yamaç ve tepelerinde yerleşme imkanını buldu. Bu tarihten başlayarak harekat 1915'in Ağustos ayına kadar 4 ay boyunca tarafların karşılıklı saldırı ve özellikle gece yapılan süngü hücumlarıyla yakın boğuşmalar şeklinde ve çok kanlı çarpışmalarla geçti. Bu çarpışmalar sırasında Türkler de Anzaklar'da ağır kayıplar verdiler. Ağustos ile birlikte savaş şiddetli çarpışmalara dönüştü. Tıpkı Settülbahir'de olduğu gibi Anzak ordusu da taarruz hedeflerine varamadı. Çıktıkları sahil yerlerinden 3-4 kilometrelik bir mesafe ilerleyip oralarda kalmışlardır. 2000 ton ikmal malzemesi gemilere yüklendi. Bu arada 4000 nakliye hayvanı telef edildi, öldürüldü. Taşınamayan malzeme ise yine kuzeyde olduğu gibi sahilde büyük yığınlar halinde ateşe verildi. Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihinin hemen ertesinde 6 Kasım 1918'de İngilizler Gelibolu'yu işgal ederek merkez tahkimatına el koydular. Sonuç, tahliye işlemleri 9 Ocak 1916 sabahı tamamlanmıştı. Böylece Gelibolu muharebeleri Osmanlı kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır. Evet, Çanakkale geçilmez. Gururumuz. Biz Türkler Çanakkale ile övünüyoruz haklı olarak. Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı son derece önemli. Jeopolitik önemi var. Hala daha günümüzde çok önemli. Dünyanın önemli bölgesinde bulunuyoruz. Ülke bizim, korumamız lazım. Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı ordusunda kimler yoktu ki? Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Arnavut, Alman, hepimiz bir aradaydık.
Bizler namus mücadelesi verdik. Başardık, çok sevindik. Üstelik imkansızlıklar içinde bu başarı elde edildi. Metanetle, sabırla, gayretle, beceriyle. Teşekkür ediyorum.